Vade Güneşlenenler serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yanımda Ecem Aytimur var. Ne haber Ecem? İyiyim Dora, senden ne haber? İyidir ne olsun. TR'de oynuyoruz bugün. Türkiye'de güneşleniyoruz. Balkanlar ve Avrupa tarafındaki kötü hava dalgaları sebebiyle bugün Avrupa'da güneşlenemiyoruz. Bulutumuz yok, uğrumuz yok. Ecem ve ben alt koridorda akıp gitmek istiyoruz. Fakat çeşitli zorluklarımız var. Bunlardan bir tanesi benim bunun çok dandik bir hesabım olması. İçinde rün yok, bir şey yok. Bakınız zırhsız bir desteğim şu an 25 zırhım var. AD carry bunu fark ederse karşıdaki hiç o şeyler yaşamayacağım muhtemelen. O yüzden çaktırmıyoruz Ecemcim benim zırhım olmadığını. Tabii. Karşıdaki anne kanırtan isimli Blitzcrank bizi çekerse hiç hoş olmaz. Yok ama benim gerçekten en takdir ettiğim Annie'nin kulüp ismi. Y üstten çizgi A Ş U 0. Yasuo ve türevleri ne kadar fazla alındıysa Türkiye'de artık kulüp ismi olarak hani Yasuo 0, Y A'nın çizgilisi Suo falan adam hayatının en yaratıcı anını yaşamış orada o ismi bulurken muhtemelen böyle. Nasıl ismimi Yasuo yapabilirim şeklindeki çabası. Vadide Güneşlenenler serimizde Ecem amacımız muhabbet etmek, eğlenmek, çok tryhard olmadan oynamak. Zaten tryhard oynamaya çalışırsak ben 25 zırhımla sürekli öleceğim için hoş olmaz. Konseptimiz bu. İğrenç esprilere kendini hazırla, yapabildiğin kadar yap. Ve bakalım başarabilecek misin yani öyle değil. Umarım başarırım. Kolay hiç değildir bu kadar iğrenç espri yapmak yani. Bu sıcak günlerde seyircilerimizi serinletmeye çalışıyoruz. İşin enteresanı kendi hesabımda Morgana'nın neredeyse bütün kostümleri var Hayalet Gelin hariç. Bu ve Hayalet Gelin yok, bunları sevmiyorum. Burada da bu var. Üzücü. Çok çirkin ve gereksiz bir kostüm bence. Ecem. Buradayım. Ha. Bir şeye bakıyordum. Fikir beyan edebilirsin çekinme. Ben Morgana'nın şeyini çok seviyorum. Şu kırmızılı var ya, Blood Kara neydi? diken, kara diken Kara o. Ben diken. onu sürekli onu kullanıyorum zaten. Hatta onun cosplay'ini falan yapmak istiyorum bayağı, ama Riot'un tabii bunu şey yapması lazım, ne derler. Bütçelemesi lazım sanırım. Hem bütçelemesi lazım, bütçeleme olmasa bile en azından yolda taşıma olarak bir şeyler ayarlaması gerekiyor. Konuşacağım bakalım ilerideki günlerde. Öyle. TBF'ye ne yapacaktın sen? TBF, Ağaçatı LeBlanc, yetişmezse klasik Ahri veya ne derler, klasik Caitlyn. Şu Ne an last derler? pick yapamıyorum. Ne derler Caitlyn? Zaten yine arkadaşlar gördüğünüz üzere normları yıkıyoruz. Support erkek, nişancı dişi nerede gördünüz bunu söyleyin. Yine normları yıkıyoruz. Bizim şey fotoğrafı vardı ya. Aynen. Şarap Evet. öpüyor Onu baba. şimdi aslında buraya montajlardım o fotoğrafı, fakat gelin görün ki serinin doğallığı nedeniyle herhangi bir şekilde editleme, bir montaj, bir ekleme çıkarma yapmıyorum bu seride arkadaşlar. O yüzden koymuyorum bu fotoğrafı. Instagram.com/dorosoy'dan bakabilirsiniz. Bizim Ecem'le bir fotoğrafımız var. Şöyle diyeyim. Riot Crank, Batuhan Belik gördü bu fotoğrafı. Ankara'dayız işte. Bu kız kimsenin cosplay'ini yapmış dedi. Şey, Ecem'le oturuyoruz. Ecem böyle hırkasıyla oturmuş, önünde bir tane bira. Ben de Ankara'ya hiç kıyafet götürmedim. Akşam donuyorum. O yüzden şal aldım arkama. Bende şal yok ama. Senin hırkan var, senin Yani kafan rahat. evet. Üstüne bir de şey, saçlarımı yeni yıkamışım, dümdüz böyle açık falan. Bir de bira içesim yoktu, şarap söyledim. Şarap beyaz çıktı. Önümde beyaz bir şarap, şöyle şalla duruyorum ben. Oo. Al. Oh. Sana bir şey olmaz, sana bir şey olmaz. Morgana Isir. Fakat anne kanırtan korkutuyor gerçekten. Oo. Konuşurken var tabii. Evet, dikkat dağılması sıkıntı. Dur. Sen at, ben arada ha ha diye ekleneceğim. Zaten ben anlatıyordum ve sen de öyle yapıyordun. Niye yakalandın anlamadım. Yok, o zaman demek ki o eklentiyi de yapmamam Oo, gerekiyormuş. minyonlar da kaçıyor Recep Hanım. Evet, dur. Dur, Dur, 19'a ayarlayacağım. 25 böyle olmaz. Böyle güneşlenemeyiz hocam. Yok, gerçekten stres yapma, serinin amacı zaten maksat arkada görsellik League of Legends olsun. Ekstra muhabbet konusu olsun, kilitlendik mi? Arkadan bir şey geliyor. Örümcek, tamam dostmuş. Örümcek hislerim. Cübbeli Hazreti Marx. Gerçekten Türkiye sunucusundaki nicklere bayılıyorum ya. İnanılır gibi değil. Çok saçma bir minyon dalgası var. Elise yol vermiyor. Bunları baitlemek lazım. Ben bir çekileyim mi? Çektireyim mi kendimi? Sen bilirsin. Bait de bence de.
Ben bekledim zaten. Abi bekledin tabii canım. Tabii yani. %100 gameplay, %100 strateji. Elveda öyle anne kanırtan seni yes. Tanımak güzeldi. Yes. Beyt'ten bunların hepsi. Beyt almayacak. Uuu mükemmel bir takla. Bob. Vurun oğlum vurun. Vurun tankladım o kadar. Bob, helal. Süper. O Warwick'ten hiçbir şey olmaz. 6. seviye altındaki gank atan bir Warwick. Gerçekten bu çaresizliği nasıl betimlesem bilemedim. Kilimende kalması da ayrı bir sevindirici meziyet. Aynen güzel oldu. Ya sen bana böyle ben diyorum bak bu böyle challenger'a çıkmayı bırak. Supermassive'den Achu'yla Dumbledore'u attırırız. Biz gideriz yani. Dönelim mi geri bu arada? Altın evet iyi olur. Bir dakika. Ay, bana 80 altın. Gerçekten flash mı attın hiç gerek yok. Evet attım. Ölürdüm yani. Yok onaylamana gerek yok. Gerçekten attığını biliyorum da. Tamam. Gerek yoktu yani. Şakacıktan atıyormuş gibi yaptım. Aslında duruyor flash'ım yani. O aslında sihir geçişiydi. Sadece ağzımla böyle cuf sesi yaptım sıçraya benzedim. Ben base'de 30 altın bekleyeceğim. Şezlong'u kuruyorum. Buraya görüşürüz. Arkandan suyum olmadığı için büyü döktüm. Şimdi... Büyü de kapıyorsun. Oyalanma. Bakalım diğer koridorlar neler yapıyor. Aa, üst koridorumuzda Rengar var. Hızlı tetik intensifies. Hızlı tetiğin ismi değişmiş miydi? Grace'in yeteneğinin ismi? Emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Ben hiç yetenek isimlerine falan bakmam yani böyle. Sayabilir misin şu an Ezreal'ın mesela yeteneklerini? Şu an oynuyorsun. Hayır, bakmadan. Hayır, bakmadan. Sadece. Bir tane bile mi söyleyemezsin ya? Sihir geçişi var sadece. Onu da az önce söyledim. En yeteneği evet, zaten. Yoksa bilmem yani. Dur ben düşüneyim. Q yeteneği mistik atış. Kontrol et sen de. Q. Gizemli atış. Tüh. Ama mystic shot İngilizcesi. Ben mystic diye çevirmişler diye düşündüm. W... Hiçbir fikrim yok. Neymiş? W öz akışı. Öz akıtı. Özüt akışı. Özüt akışı tam yaklaştım. Ultisi isabet dalgası. Ona bakmana gerek bile yok eminim. Tamam bakmıyorum. Bakamıyorum zaten. Minyon yapmam lazım. Hani sen mesela bir şampiyon falan çıkınca onun geçmişine bakıyorsun ya. Hani biz cosplayerlerde bir şampiyon çıkınca dansına işte skillerine falan bakıyoruz mesela. Neyden yapabiliriz bunu? Hani olay oluyor. Böyle işte... Ot. Beyitlemek için yaptım. Arkamıza şundan geliyor. Dikkat. Kıstırırız. Tamam, iptal etmezse öldü şu an. Fed şuna bas, bir daha basmayı bilmiyor galiba. Biri anlatsaya ona. Ay iyi niye böyle oldu ki? Bacıyı öldür bacıyı. İsabet dalgası isabet etmiyor. Çarpayım mı öldürecek misin? Helal. Öldü. Sıçra atardım bileydim ya şey. Keşke atsaydım öldürürsün sen de. Öldüremedim yetmedi. Hiçbir şey yok. Kim gelsin o da gelsin onu da gelmesin 3 ve 2 olmasın. Warwick'in ultisi var çünkü muhtemelen problem. Bir ince görebilirsem şu blitz ittirsene. Kulenin altında dalarım ben bunlara. Okey. Stratera'dan önceki nikim deli fişekli benim. Bu neden yürek... Ouch. Ya. Adam zaten kule altı ölecek yalnız. Hı? Şey Warwick. Aynen iyi, iyi dürttük yine ama Vayne geldi. Öcümü alacağım. Onları acıdan. Hı? Sakince ben geri mi gitsem diye düşünmüyor değilim şu an. Ya cute. Vur. Vayne tutuyor. Ulti atacak manam kalmadı ya. Öl. Yes. Hadi. Öl ama. O minyonlar öldürür seni. Çık. Evet, çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum. Ölmek sihir istemiyorum. Geçişi. Cool benim hatam ya ben çok hesap hatası yaptım orada. Kalkanı kendime attıktan sonra ulti atacak manam kalır zannetmiştim. Bir de adam base'den yeni gelmişti. Senin sesin mi kesildi, cümlen mi kesildi? Cevap verme işini sesinin kesilişine yoruyor.
Sana daha iyi mikrofonlar diliyorum. Ben burada abarttım, niye bu kadar eşya alıyorum? İstediğin kadar düşün. Cevap yine yanlış. Şöyle. Şöyle. Cem güneşlenirken uyuyakaldı arkadaşlar. Yapacak ses, bir şey yok. Ha şu an hafif hafif gelmeye başladı. Ses. Minik minik ses. Yükseliyor sesin, tamam. Geldi mi? Geldi bir miktar. Ben bir zırh alayım aslında, yetenek gücü alacaktım ama çok kırılganım ya. Yemin ediyorum rünlerim olsa şu maçta öyle bir yakacağız ki şu alt koridoru. Şey demiştim az önce, adam yeni geldi ya base'den. Lane'de biz üstünde olsak da adam item olarak üstünde, evet, o evet. Yüzden aldı biraz. De minyon hasarı op. Ve benim hatalı oyunum falan. Olur böyle şeyler. Sen mana verini tamamlamışsın, dakika daha 10. Temiz. Düz Zed'imiz 0-4-0 oynuyor, o biraz üzüyor işte. O 0-4-1 oldu. Ya aslında ADC'ye ulti atsa yeter o. Yani çok da kasmasına gerek yok. Gerçi en iyi kastırıyor. O da kötü. Hop. Aa, tutmadı. Benimki o da tutmadı. Evet. Yani... Minyon kaçırdığımıza değmedi. Güzel dürttük. Blitz SS. Değil. Çekme! Çekme lan! Bu hiç hoş olmadı. Öldürürsün Vayne'i ya. Çok kolay oyun. Çok kolay Vayne. Ama Blitzcrank çok güzel vücut bloku yapıyor. İsabet dalgası var mı? Yok. Tüh. Yorumsuz mu kalıyorsun, yine mikrofonu mu gitti? Bu kadar yorumsuz kalmazsın diye düşünüyorum, senin yine mikrofonun gitmiş. Kaç 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 kaç. Elis de sattı. Sat Elis, sat. Benim gibi sat. Sıkıntı. Maç iyi gidiyordu ya, niye böyle oldu? Ecem. Ecem geri dön. Acımı hisset. Ecem'in mikrofonu galiba hayatı gözlerini yumdu arkadaşlar. Bunlar da report graves yazıyor. Ejder çalayım mı size gençler? İster... ne? Abi! Ses. Abi 15 santimden Q kaçırdım. Allah da benim belamı versin. 15 santim... 15 santim ne? 15 santim çok. Burnumun dibindeki Blitzcrank'ten Q kaçır. Efendim Ecem? Hah, sesim geliyor değil mi? Evet geliyor da ben şu an intihar etmeye falan karar verdim. Pardon. Galiba ya. Dead Q ya. Hiç beklediğim gibi hareket etmedi adam. Ha neymiş senin sorunun? Senin sorunun ne Ecem? Sorunum şak girişi sanırım ya. Kablo falan değil, sabit duruyorum çünkü. Ama düzelteceğim umarım. Tabii bu oyunu idare etmemiz lazım. Önce oyunu düzeltmemiz lazım aynen. Her şeyden önce. Şu Warwick 5-1 oldu. Ben az önce Warwick... o kadar kötü öldüm ki ya. Resmen şu serinin doğası gereği montajlama yapmıyorum ama hayatımın utancı olduğu için o sahneyi çıkarmak istiyorum şu anda ya videodan. Şey, adamlar güzel gankliyor. Bizim jungle kim onu bilmiyorum ben daha. Elis, Elis. Kaç kere geldi ne demek bilmiyorum. Ayıp. Doğru, sen de haklısın. Kule altında öldü falan. Ya işte yardımcı bizim jungle kule altında ölür. Milletin jungle'ı neler neler yapıyor. Çünkü ileride oynuyoruz. Hiç milletin jungle'ı falan demiyor. Warwick hiçbir işe yaramıyor. Hiç hiç jungle'ı suçlama. Burada asıl suçlu benim. Ama işe yaramayan Warwick. 5-1 gidiyor. Evet. Onu söyleyeyim. Yani üzüyor. Keşke bizim Eliza işe yaramasa. Ay bu korkutuyor ama. Ben vefat, ben ölüm. Ben sıçrayı atmasaydım ya. Keşke. Ama olmadı. Fokus akıyor ya. Çok fecilerdi ya. Bütün koridorlar boş olduğu için, özellikle orta koridorumuz 0-5 olaraktan, otomatik olarak yük diğer koridorlara dağılıyor. Şunu biz çekiyoruz yani, şunu gerçekten. Adamlar team play yapıyorlar yalnız. Burada da yaptılar. O yüzden. Yani teknik olarak 4v5 oynadığımız için team play yapabiliyor olmaları gerekiyor zaten maalesef. Üzüyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Pes etmek yok. Şu manaverini tamamladıktan sonra rahat olacağız da biraz. Gerçi.
Biraz da bizim hatamız ya. Pushladık sürekli. Evet, çok gittik koridoru da. Yani serinin olayı o. Muhabbet etmek, yapacak bir şey yok. Ben son iki hatamı üzülüyorum sadece. Bir attığım sıçraya, bir de öldüğüm ejderin oraya. Pushamayayım ben. Pushayım mı? Pushamayayım bence. Adamlar da minyondan geri kalırlar ya. Mantıklı. Vayne nerede dönüyordu? Şurada mı? Tutmadı galiba. Neyse. Aynen, sen farmına bak. 06 ikizlerde 33 milyon kesmiş. 15 dakikada 33 milyon kesmiş. Nasıl 15 dakikada? Adam dakikada 2 milyon kesiyor ya. Hav. Nasıl başarıyorsun bunu? Ama şu an milyon kesmiyorum bak. Tutuyorum. Yani. Kesmek istesem keserim. Pushamıyorum. Yok yok, sana bir şey diyen yok. Ha tamam. Ben Zed'den bahsediyorum. Acaba? 33 milyonu var adamın. Aradaki farktan falan bahsediyorsun sanma. Yok yok. Of of. 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 Ecem, senin lig neydi? Benim lig Silver. Benim de. O yüzden böyle demek ki burası. Sağ beni Vayne. Ay eyvah, öldüm. Bu maçta ölmemek zaten çok büyük bir başarı olurdu, aman tanrım. Yani bunu vadide güneşlenenler terimleriyle şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Bir yat gezisine çıktığımızı düşünün vadide güneşlenenlerin bu bölümünde. Avrupa'dan Türkiye'ye yolculuk ediyoruz açık bir denizde. Her yer güneşli, güzel görünüyor. Sonra bizim güvertenin ortasındaki kaptan kafasını dümene çarpıp denize düşüyor. Denize düştüğünde bir kraken uyanıyor. Uyanan kraken bir fırtına başlatıp bizim yatı alıp sağ, sol, yukarı, aşağı sallıyor, batırıyor, çıkarıyor, fırlatıyor falan, böyle bu kraken oynuyor bize. Sonra işte devrilen geminin içinden bir yüzerek çıkmaya çalışırken köpek balıkları geliyor böyle. Adamlar bizim kaptanın kan kokusunu alıp gelmişler falan. Bunu yaşıyoruz şu an, gerçekten bayağı problematik. Şuradan ben bekleme süresinde azalma çizmelerini temin edeyim. Sana Zeke'in habercisi alayım. En azından sen biraz kritik bir. Olur. Hem yetenek gücü de işine yarıyor. Ay burası çok dolu. Valla bence hiç teamfight'a girmeyin çünkü adamların bizden 2.5 kat daha fazla skoru var. 2.5 kat. Sadece 2.5 kat mı? Aradaki kill farkını sayıyla değil oranla anlatıyorsan bil ki oyun kötüye gidiyordur. Ya 15 altını böyle verirsin işte, hatta 15 çarpı 2 eşittir 30. 18 dakikada inhibitörlere dayandılar ya. Kaderimde bu da mı vardı? Seni kalkanlayamam. Neyse ki. Neyse ki bir şey olmadı. Zed ama git yani. Ayıp. Ya 10 milyon kesemiyor, önemli değil. Hesapladık ya, adam dakikada 2 milyon kesiyor. Şu an daha da kötü. Dakikada 1.9 milyon kesiyor şu an adam. 60 saniye içerisinde 1.9 milyon kesiyor. Aklımı yitireceğim. Gelsen ben oraya. Hadi dalın. Ne yapayım? Öyle ama. Yes. Nice. Ah. Güzel. Bir şey olmaz ondan, bir şey olmaz. Dön vur. Hadi görüşürüz. Evet, Kraken'in kollarından biraz önce arkadaşlar zar zor toparladığımız gemimizin güvertesinden Ecem'i aldı, uzaklara götürdü. Ben o Warwick'e Q tuttursaydım her şey farklı olabilirdi ama gelin görün ki şu an gemimizin sallantısından ben ayakta zor duruyorum. Dümen çevirmeyi bırakın. Bana bir de Zonya lazım. En son ne zaman düzgün ulti attığımı hatırlamıyorum. Yani o kadar geri kaldık ki arkadaşlar, içeri girip ulti attığım Salise de öldürüleceğim için yapamıyorum öyle şeyler maalesef. Gönül ister ki yapabilelim. İstediğin kadar düşün. Cevap yine yanlış. Ecem.
Cam yine gitti. Ses. Hah, geldi şimdi yavaş yavaş. Yine böyle fısıltılarıyla geri dönüyor. Vayne tabii ki de surrender soru işareti yazdı. Daha 20 olmadı kardeş, yazsam mı? Hayır, gerek yok. 20 olduğunda surrender verecek misiniz anlamında sordu sanırım. Bilmiyor ki cevap hayır. No sir. Asla. Üzüyor. Ya beni reportlayın ya, beni reportlayın ya. Abi nasıl bu killer? Saldır Rengar daldı. Rengar dolu helal. Hashtag word bilerek yaptım. Support'un karşısında orta koridoru takasladık. Bilerek yaptım. Yine olsa yine yaparım. Offsee bilerek. Oy Zed. Zed diğer tarafa kaçtı oyalar. Ohoo. Vayne'i oradan alırım dedi. Aa, yok kaçmak için ama helal. Oha. Aferin lan. Vayne bir de artist Zed kaç falan diye konuşuyordu. Ne oldu lan? Ah be, öldü. Tam ne oldu lan, yazdım enter'a basıyordum. Zed öldü. Az daha rezil ediyordum beni Zed. Gerçi sorun bende. 1-9-4 adama güvenmemek lazım. Onun üstünden laf yapmamak lazım. Baron gidiyor gibi bir his. Destek hislerim çalışıyor Baron. Evet, destek hislerim gerçekten çalışıyor. Çirkin. Aa, AFK'mız mı var? Biri tamamen düştü gemiden. Ha, o sıkıntıymış bak. Bu yatı 4 kişi taşıyamaz. Kaptan zaten 5 kişi de taşıyamıyorduk zaten. Ehliyet diyeceğim de gemi kullanmanın şeyi ne acaba? Öyle bir lisansı var mı? Onu bakkaldan bile aldığını zannetmiyorum. 1 milyoncudan almış muhtemelen. Üst koridordaki yelkencimiz desen apayrı bir vaka. Makine dairesinden sorumlu bir elemanımız vardı. O da kendini güverteden aşağı attı. Kaldık bir başımıza Ecem. Ne yapacağız? Bilmiyorum, galiba sorandır vereceğiz yani. Dalgalara teslim olacağım. Yapacak bir şey yok. Aslan. Bu oyun kazanılmaz. Bak geliyor. Şunu öldürmek geliyor istiyorum ben. Ay. Neyi öldürmek istiyorsun? Öldür hemen. Hemen Graves. Okey. İnşallah. Bana bırak ya, kolay. Şu Q'lar konusunda bir şey yapmam lazım benim. Bu da benim payım yani. O kadar sıçra ve ulti attım. Bu da benim payım. Şuna. Ben öldüm. Wow. Sihir geçişi intensifies. Zed'e kalkan atacağımı falan sanıyorsanız bayağı yanılıyorsunuz yani. Tuttum öldü, tuttum öldü, öldür öldür öldür. Ya taşımaktan ciğerim soldu, yemin ediyorum. Yuklama beni, Blitz zaten hayat yeterince zor. Ay. En azından kurtu kestik. Öl kurt! Skorlar yağıyor. Skorlar yağıyor. Kraken'le çarpışıyoruz gençler. Zed'cim, tabi oraya gitmen baya güzel, orada skor falan, yani baya evet. Ama bilmeni isterim ki ortada böyle merkez diye bir yapı var, adı Nexus. O yıkılınca oyunu kaybediyoruz ve şu an senin öldürmen gereken minyonlar onu yıkıyorlar. Bu minik bilgiyi seninle paylaşmak isterim. Evet. Evet. Hiç GG yazıp birbirimizi kandırmayalım bence gerçekten. Yaptığım Kraken betimlemesinin sonuna kadar arkasındayım ben Ecem. Katılıyorum. Vadide Güneşlenenlerin ilk bölümünde böyle bir hezimete uğramış olduğun için üzgünüm Ecem. Ama gerçekten
Yapacak bir şey yok yani. Ben bir verilen hasarlara falan bakmak istiyorum. Zed'in hasarı benim kadar. Elise'in hasarını zaten bahsetmek bile istemiyorum. Aman tanrım ya. İstemiyoruz. Şampiyonlara toplam hasar. Bir saniye adam. Bakalım. 61 minyon kesmiş. İyi iyi toparlamış. 24 dakikada. Dakikada neredeyse 3 milyona ulaşmış. Bence bayağı başarılı. Vade Güneşlenen'in bu bölümünde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Sevgili muhtarlar, pek güneşlenemedik dediğimiz gibi. Ortada bir mitolojik deniz yaratığı ve fırtına problemi ortaya çıkınca, bir de 1 milyoncudan ehliyet almış bir kaptan. Ecem'in kanalını karta tıklayarak ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendisi de YouTuber'lığa yeni başladı. Desteğinizi istiyor, bekliyor, muhtaç. Tekrardan çok teşekkürler Ecem. Kapanışta eklemek, belirtmek, söylemek istediğin şeyler mevcut mu? İzleyip kanalıma bakma teşebbüsünde bulunduğunuz için teşekkür arkadaşlar. Ve sana teşekkür ederim Dora. Ne demek? Yer verdiğin için. Bir dahakine daha doğru bir kaptanla benzer bir yolculuğa çıkmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya hoşunuza gitse lütfen beğen butonuna tıklamayın ve diğer YouTuberların söylediği şeyler.